Bazı zamanlar evde elektrik kesildiği zaman powerbank'e klavyeyi bağlıyorum, ışığından odamı aydınlatıyorum. Böyle bir klavye yapmışlar. Valla piyasada satılan, adı sanı belli olmayan klavyeler neyse de bu elimde tuttuğum klavye bambaşka bir şey. Akıcı ve keskin tuş performansı istiyorsanız parmaklarınızla dokunduğunuz an o kaliteyi zaten hissedeceksiniz. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Yurtdışı kanadı Editor'un seçim ödülü almış bir klavye. 650 TL'lik fiyatıyla orta segmenti temsil ediyor ve yeni çıktı. Şunu çok merak ediyorum. Bu kadar para verdikten sonra gerçekten bizlere neler sunuyor? Tam manasıyla dört dörtlük bir klavye mi? Dilerseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye hemen başlayalım. Sevgili dostlarım, şu anda klavyeyi kutusundan çıkartacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak, ben de merak ediyorum. Şöyle bir açalım. Klasik bir paketleme anlayışına sahip, zaten kutumuzda basic bir yapıda gelmekte. Çıkartalım. Klavyemiz şeffaf poşetli bir muhafazayla gelmiş. Aynı zamanda kılavuz var ve kılavuzun Türkçe gelmesi hoşuma gitti. Burada işlevsel tuşları göstermekte. Aynı zamanda fonksiyon tuşuyla neler yapabiliriz? Kombinasyonlar burada. Kutu alt kısmından tuş sökücü aparat ve ekstradan 2 adet tuş çıkmakta. Kutu içeriği bakımından taşıma çantasıyla gelmemiş ve bilek destek ünitemiz yok. Teknolojinin gri esintisini masyahla kavuşturan ürünle ilk temas gayet yerindeydi dostlarım. Keskin ve hafif kavisli hatlarla donatıldığını görebiliyorum. Fırça darbeli metal yüzeyle gelmesi elde serinlik hissi yaratırken kaliteli tuş takımı da bunu desteklemiş. Rastladığım geleneksel şeffaf baskılı tuşlar gibi değil tuşları. Ekstradan canlı bir baskı anlayışı var ve semboller çok büyük. Ayrıca harflerin içerisinde tuş baskısı gölgeleri de gözükmüyor. O açıdan takdir ettim diyebilirim. En beğendiğim kısım ise arka kanatta kablo yoluyla gelmesi. 1.8 metrelik kaliteli örgü kablomuzu burada konumlandırabilirsiniz. Kolay kolay dolanmıyor ve altın kaplama uçta gelmiş. Ebat açısından çok yer kaplamayan klavye kolay taşınabilir bir yapıda ve alanı tamamıyla verimli kullanmışlar. Lakin medya tuşlarının ayrı olmayışına biraz şaşırdım. Bir türlü alışamadım bu tasarımlara. Tamam, makro tuş mevzuları karışıklık yarattığı için kalktı ama bari medyalar kalsaydı. Gerginliği azaltan soft bir kullanım anlayışı var klavyenin. Ne yazık ki USB çoğaltma muhabbetini koymamışlar. Alt kanattaki yükseklik ayarı ve kaliteli kauçuk kaymaz yapı hoşuma gitti. Öyle yapış yapış olan kalitesiz malzeme kullanmamışlar. Eleştirebileceğim kısım, bilek destek ünitesi gibi minicik plastik bir yer koymuşlar. Ama tasarımı bence biraz boğmuş. Ve zaten kablo için yer dışında pek de bir esprisi yok. Bununla birlikte birkaç tuştaki baskı bana biraz yamuk geldi. Onun dışında sallayınca sağından solundan takır tukur sesler gelen bir klavye değil, gerçekten sağlam olmuş ve takdir ettim. Ek olarak ışık şiddeti ve kullanılan ledlerin kalitesine de mest oldum. Baksanıza cam gibi parlıyor. Ve numarik tuşların oraya bile şeffaf hat koymuşlar ki bu da kontrolü güçlendirmiş. Lakin şeffaf doku ışığı çok yayıyor. Ben bunu pek sevmedim. Yine de klavye yüzeyi parıl parıl parlıyor ve gece oyun oynarken aşırı derecede keyif aldım. Işık şiddetini istediğiniz gibi kısabiliyor, ışığın yönünü fonksiyon tuş kombinasyonu ile değiştirebiliyorsunuz. Ve hızını bile ayarlayabilmektesiniz. Efekt işini MSI çok geliştirmiş diyebilirim. Bunu ise Dragon Center'la da yapabilirsiniz. Yalnız yazılımı biraz hantal buldum. Hala SDK muhabbetini MSI hızlandıramadı. Lakin bir kere girdikten sonra alışıyor insan. Ayrıca tuşlara makro atama, hamlelere gecikme atama gibi özellikler de cabası. Lakin Engine 3 yazılımı kadar zengin ve fazla seçenek sunan bir menüsü yok. Yine de totalde iş görebilecek kadar her imkanın kapısını bizlere açmışlar. 50 milyon tuş ömürlü klavyenin malzeme kalitesi epey yüksek. Zaten ağırlığından da belli. Tasarımı, daha doğrusu keskin hatları büyüleyici bulduğumu söyleyemem. Ama RGB gamı klavyeyi çekici bir hale getirmiş. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Performansı nasıl? Öncelikle çok rahat bir klavye olmuş. Oktagonal tuş kesimi biraz hoşunuza gitmeyebilir. Ama tuş aralığı ile birlikte rahat nefes aldıran, yanlış tuşa basma ihtimalinizi bile minimalize eden bir tasarım anlayışı var bu klavyenin. Nedense ürünün iç eğimi fazla tutulmamış. En azından bir tık daha eğim kazanmasını isterdim. Ben genelde klavyeyi yüksek kullanmayı ve parmakları çapraz oturtmayı seviyorum. GK50'de en hoşuma giden kısım tuşların yazma hissi oldu. Tuşlar hem çok keskin hem de epey akıcı.
Sanki böyle modern bir daktiloda Windows'ta takılıyormuş gibi hissediyorum. Şaşırdığım kısım ise kolayca alışmam oldu. Anında kısa yollar ve kombinasyonlar üzerinden ilerledim. Tuşlar arası geçiş ve tuşların parmak dokunuşlarında sunduğu hissi tatmanızı mutlaka isterim. İnanılmaz yumuşak bir takım kullanmışlar. Korktuğum şey parmaklarımı dinlendirirken acaba tuşlar içine göçer de yanlış bir hamle yapabilir miyimdi? Test ettiğimde ben tam güç uygulamadığım ve elimi çekmediğim sürece sıkıntı yaratmadı. Tuş yüzey dokusu kaymaz ve kolay terletmez bir yapıda. Mesela Corsair K55 kullanıyorum, Apex M800 kullandım. Tuşlar bir süre sonra hafif nemli bir his uyandırıp kayabiliyordu. Lakin üst sınıf mat plastik dokuyu eminim sizler de seveceksiniz. Space ve Enter tuşunun çıkardığı daha yoğun geri bildirim seslerini beğendim. Öyle çok kafa şişiren bir tuş sesi de yok. İçinde sanki çok yumuşak bir nüans var. O yüzden beğendim diyebilirim. Yer yer ekrana tuşlar arası teknik farklılıkları da yansıtmak isterim ki aklınıza bir fikir oluşsun. Mavi tuş takımından daha çok sevdiğim, acaba kırmızı tuş takımı yerine tercih etsem mi diye kendimi sorguladığım MSI'nin bugüne kadarki çıkardığı en iddialı klavyesi olmuş diyebilirim. Tuş takımı basış gücü bakımından Cherry MX mavi tuş takımına benzer kıvamda olsa da çıkardığı ses pek bir hoş diyebilirim. Aynı zamanda geleneksel kırmızı tuşlu standart mekanik tuşlarına nazaran bu takım çok daha düşük bir mesafede hamleyi gerçekleştirebilmekte. Bu da aşırı seri olmasının yolunu açıyor zaten. Daha basit bir dille şöyle söyleyeyim. Çoğu klavye saniyede 6 hamlede çakılıp kalabilirken bu klavye seri bir oyuncu elinde 8 hamleye kadar çıkabilecek potansiyelde. Bu da rekabetçi bir MOBA türü savaş sahnesinde rakiplerinizden daha hızlı ve daha fazla hamle yapmanıza imkan tanımak. Klavyenin dakikada bir avantajı yadsınamaz. Dostlarım sanırım MSI bu tuşun hareket mesafesini 1.8 yerine 1.5 mm olarak belirlemiş. Yani bir tık daha iyi bir tuş takımı kullanmışlar. İşin güzel yanı böyle 200-300 liralık klavyeler gibi 10-15 tuşa anti gölgeleme ekleyip geçmemişler. Klavye üzerindeki tüm tuşlarda bu özellik mevcut. Yani siz araba yarışı, MOBA, FPS türü oyunlarda makro kastınızda hiçbir hamleniz başka bir hamlenin gölgesinde kalmayacak. Ya da Windows hamleyi algılamadan geçiş yapmayacak. Bu özellikler cidden çok önemli çünkü dereceli oyunlarda nedense ulti atamadım diye bazen sinirlenebilirsiniz. Buna da gerek kalmayacak zaten. Aynı zamanda NK Rollover yani aynı anda birden fazla tuşu işleme özelliği sayesinde diğer klavyeler gibi 3 tuşa bastım 4. tuş neden basmıyor diye kara kara düşünmeyeceksiniz. Tüm parmaklarımla tuşlara bastım ve hepsini aynı anda algılayabildi. Bir başka tuşta gecikme yaşanmadı. Yani 10 parmakla neler yapabilecekseniz hepsini yapabilirsiniz. Alacağınız mikro kasmak için de elime geçen klavyeler arasında en ivedi model bu oldu diyebilirim. Eleştirebileceğim kısım bazen elinizi kaldırdınız diyelim, geri koyduğunuzda farklı tuşlara hafif yük bindiği için basma ihtimaliniz diğer modellere nazaran daha kolay. Lakin yer yer testlerde siz de gördüğünüz ciddi anlamda düşük erişim süreli aşırı seri bir klavye olması zaten bu iş için en önemli noktaydı. Evet arkadaşlar şu anda CSGO'ya girdik. Bakalım klavyemizle akıcı bir performans yakalayabilecek miyiz? Klavyenin tepkisi şu an çok hoşuma gitti. Aynı anda birden fazla tuşa hızlıca basmama rağmen hepsini kavruyor. Hadi be. Bizim adamlar yok mu ya? Burada birileri var. Kesin var. Güzel. Aldık. Of be! Çok iyiydi. Olmadı. Sonuç olarak saniyede 7.5-8 hamleyi geçtim. Tuşa ne kadar hızlı basarsan bas, tüm hamleleri algılamakta. Tam bir profesyonel oyuncu klavyesi olmuş diyebilirim. Rekabetçi ortamda harbiden akar gider. Eminim fiyat performans noktasında birçok arkadaş şunu söyleyecek. 650 TL de neyin nesi? Bugün günümüzde baktığımızda Razer membran klavyeler bile 650 TL. Ya da Mecha membran diye çıkan birçok klavye az çok 400-500 TL kıvamında satılabilmekte. GK50 Elite'a dönecek olursak da en azından bir bilek destek ünitesiyle gelseydi fiyatına göre tadından yenmezdi diyebilirim. Bence 750-1000 TL arası satılan klavyelerle rahatlıkla kapışabilecek potansiyeli var. Son olarak artı ve eksileri de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi sizler dostlarımıza bırakalım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız...